Çorum'da 85 yaşındaki hastayı 5. kata kadar sırtında taşıyan polis gönülleri fethetti. Genç polis, bu bizim vatandaşlık görevimiz dedi. Ya dediğimiz gibi yani bu bizim görevimiz. En önemlisi yani Türk vatandaşının, Türk gençlerinin her zaman bu çabayı gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Çorum'da akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahraman Tekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen fakat refakatçisi olmayan yaşlı kadın hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi Bahçelievler Polis Karakolu ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı. Kahraman Tekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis memuru Hasan Başpınar yaşlı kadını sırtına alarak 5. katta bulunan adresine kadar çıkarttı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen polisin bu hareketi gönülleri fethetti. Leblebi TV muhabirine konuşan polis memuru Hasan Başpınar o akşam yaşananları anlattı. Saat 12 civarlarında böyle müşkül durumlarda olan, kimsesi olmayan, yardıma muhtaç, hastaneye gittiğinde gene geri ikametine gidemeyen şahıslar olduğunda hastane polisimiz grup grup çalışırız. Bizim grubumuza denk gelen Mustafa Bey var, Mustafa oğlu. Boşta olan ekiplerimize bilgi verir. Biz de polis ekipleri olarak yardımcı oluruz. O gün akşam da Mehmet Çoban ve Metin Oğuz arkadaşımla beraber devriyedeydik. Bizi aradı. Yaşlı teyzenin yani zor durumda olduğunu söyledi. Hastaneye vardık. Konuyu değerlendirdik. Teyzemizi ekip arabamıza aldık. Daha sonra teyzemizi ikametine götürdük. İkametinin önüne vardığımızda anahtarını evde unuttuğunu söyledi teyzemiz. Arkadaşlarım apartman sakinlerine ulaşmak için, dış kapıyı açabilmek için zillere bastı. Apartman sakinleriyle mülaki oldu. Teyzemizin yürüyemeyeceğini fark ettim. Daha sonra Mehmet arkadaşımızı çağırdım. İki kişi götüremeyecektik teyzemizi. Daha sonra teyzeyi sırtıma aldım. Beraber şey yaptık. Apartmana girdik. Asansörün aşağı gelmediğini fark ettik. Teyzemizi sırtımda işte ikametine kadar çıkartmak, yardım etmek amaçlı çıkarttık. Daha sonra karşı komşusuna mülaki olundu. Karşı komşusu ikametini açtı. Teyzemizi evine bıraktık. Oradan ayrıldık. Ha, olayımız bu şekilde oldu. Yani başka bir ülkede de bu olmaz yani. Yani sadece Türk vatandaşlarına özgüdür. Yani bu dediğim gibi yani bu sek Çorum'da değil, emniyet olarak, silahlı kuvvetler olarak Türkiye'nin her yerinde yani bu şekilde yardımlarımız oluyor. Yani mesela dedim ben Çorum'da görev yapıyorum. Ailem Osmaniye Kadirli ilçesinin Kesikkeli köyünde oturuyor. Şimdi o tarafa jandarma bakıyor. Şimdi oradaki jandarmalar gidip benim ailem müşkül durumda olsa aynı şeyi yaparlardı. Yani bizim için önemli olan görevimizi en kutsal bir şekilde yerine getirmekti. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.